Şimdi dilerseniz sayfamızın komutlarını, CSS komutlarını yazalım. Öncelikle sistem isimli bir ID site olan bir tane kod ile oluşturuyorum. Pozisyonuna relatif diyorum. Genişliği örneğin 1000 piksel olsun. Yüksekliğini yazmıyorum ama minimum yükseklik en azından bir 800 piksel olsa iyidir. Ortalamak içinse margin 0 auto komutunu kullanmam yeterli olacaktır. Evet. Bu kodlar sistemimizi ortalamasını sağlayacak. Şimdi üst kısmı için bir kod bloğu daha oluşturuyorum. Pozisyon yine relatif. Genişlik değeri %100. Ona herhangi bir sıkıntımız yok. Ve %100 diyebiliriz. Yükseklik değeri ise bunu örneğin 150 piksel yapalım. Şimdi orta kısmı yapalım. Pozisyon relatif, genişlik %100. Yükseklikle ilgili bir değerimiz yok ama minimum yükseklikle ilgili bir değer girmemiz yeterli olacaktır. Örneğin 500 piksel. Bu sayfamızın en azından bir görüntüsü olması açısından bir bize referans sağlayacaktır. Evet, alt kısım için ise yine bir pozisyon, pozisyon relatif W'ye basıp Ctrl E'ye bastığımız zaman bu işlem geçerli oluyor. Yani Zencoding bize bu konuda yardımcı oluyor. Evet. Buradan örneğin yine yükseklik içinse 50 piksellik bir değer giriyorum. Evet. Bu şekilde kemik iskelet kodlarımızı ne yaptık? Oluşturduk. Sitemizin iskelet kodunu oluşturduk. Tekrar ediyorum. Margin 0 auto komutu. Yukarıya olan uzaklık 0 ve kenarlara uzaklık otomatik oluyor. Genişlik de 1000 piksel oluyor. 1000 pikselden geniş çözünürlükte ekranları açtığımız zaman sitemizin bulunduğu blok ortalı bir şekilde gözüküyor. Bu arada body içinde bir sıfırlama kodu yazmamız gerek. Body margin 0 padding 0. Bunları yazdığımız zaman varsayılan tarayıcılarda varsayılan dış ve iç uzaklıkları sıfırlamış oluyoruz. Evet, bu komutlar yeterli.